Gençler selamlar. Ben SML Hoca İsmail Hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlarım, konumuz trigonometri. Şimdiye kadarki konularda bir kaza, bir eksiklik olmadan, bir kusur olmadan diyelim, geldik bugüne kadar. Ve bugün sevgili gençler 6 Kasım Cumartesi günü konumuz trigonometri demiştik. Nedir bu trigonometri? Önce kelime anlamını anlayarak başlaman lazım bir kere. Trigonometri. Adı üstünde trigon diyoruz. Yani trigon. Tri 3 demek. Gon da yani neye benziyor? 3'ten sonra üçgon diyecek halimiz yok. Üçgen diyoruz biz. Trigon üçgen demek. Metri de sevgili gençler ölçüm demek. Ölçmek demek. Tamam mı? Yani biz burada üçgenin ölçülerini göreceğiz. Üçgene ölçüm yapacağız. Üçgeni ölçeceğiz. Yani üçgeni eniyle, boyuyla, açısıyla, kenarıyla, her boyutuyla ele alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla üçgeni biraz bileceğiz. Unutmayın, öğrenmiyoruz bakın. Üçgeni bileceğiz. Bir söz vardır. Burada biz trigonometriyi, üçgeni arkadaşlarım öğrenmeyeceğiz. Biz bu videolarla üçgeni bileceğiz. Trigonometriyi bileceğiz arkadaşlar. Öğrenilen şeyi unutabilirsin ama bildiğin şeyi asla ama asla unutmazsın. Evet. Şimdiye kadarki konularımızı ele aldık. Bundan bir önceki konuda da dizleri işlemiştik. Sorularını da çözdük, çalışma sorularını ve şimdi trigonometri dediğimiz konu uzun soluklu bir konu olacak. Uzun soluklu ama seni sıkmayacak, merak etme. Yaklaşık 4 gün boyunca konu anlatımı yapacağız. Sonra araya bir gün boş bırakıp daha sonrasında da çalışma sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Sıkıcı olmayacak PDF, buna emin olabilirsin. Çoğu özel dersimde de kullandığım bir PDF'i şimdi seninle beraber burada işleyeceğiz. PDF kullanmadığım takdirde de hocam hangi kaynağı kullanıyorsunuz derseniz de tabii ki acil matematik trigonometri fasikülünü kullanıyorum. Veyahut bu 11. sınıflardaki trigonometri konu anlatım kısımlarını kullanıyorum. Yine acil matematik fasiküllerinde, 11. sınıf fasiküllerinde onların soruların altındaki kısımları, çözümleri yazmıyor. Boş olduğu için benim de işime geliyor açıkçası, güzel oluyor. Şimdi trigonometri konusunu ele alacağız. Çok eski bir matematik. Yani bayağı eski bir matematik. Ama eski olmasına rağmen çok fazla iş gören bir matematik. O yüzden günümüze kadar gelmiş. Kusura bakmayın. O yüzden arkadaşlarım günümüze kadar gelmiş ve hala kullanıyoruz ve hala kullanışlı. Yani hala kullanışlı derken hocam neden bahsediyorsunuz? Vallahi günümüzde şu an neredeyse her yerde kullandığımız teknolojik aletlerden bahsediyoruz. Yoksa oturup dururken, çay içerken, kahvemizi yudumlarken, kurabiyemizi yerken, çekirdek çitlerken, televizyonda bir şeyler izlerken, Acun abi falan izlerken trigonometri kullanmıyoruz tabii. Ama teknolojik aletlerin içerisinde veya gündelik hayatta işte trafik kurallarında şunlar burada kullandığımız argümanlar hala. Dolayısıyla çok eski olmasına rağmen işlevselliği açısından kullandığımız bir konu. Ve müfredatımızda da bayağı geniş bir yere sahip. Sen de bunu biliyorsun. Geometrinin içerisine çıkıyor AYT kısmında. Yani geometri sorularının içerisine çıkıyor artık diyebiliriz. Ama tabii ayrım etmiyoruz. Ayrım yapmıyoruz. Biz sonuçta soruları birden başlayıp 40 numaraya kadar çözdüğümüz için arada trigonometri gelince onu da çözüyoruz, aradan çıkarıyoruz. Yaklaşık olarak her senede 3-4 tane soru çıkıyor arkadaşlarım. Haberiniz olsun. Bu son pandemiden kaynaklı falan konular çıkarıldı, konular eklendi, şunlar oldu, bunlar oldu. Bir yanlış hatırlamıyorsam geçen sene trigonometriden, bakın yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlışım varsa kusura bakmayın. Yanlış hatırlamıyorsam 5 tane soru çıkmıştı. Yani önemli bir konu. Hani türevden de 4 tane çıkıyor, integralden de 4 tane çıkıyor, trigonometriden de 4 tane çıkıyor desek türev integral kadar önem vermen gereken bir konu. Şunu iddia edebilirim videoya başlamadan önce, bu videoyu adam akıllı biçimde izlersen, notlarını alırsan ve konu tekrarını yaparsan, bu videolar bittiğinde, yani bu seriyi bitirdiğin takdirde, bu konu anlatımını bitirdiğin takdirde herhangi bir soru bankasını açtığın zaman, herhangi bir soruyu seçtiğin zaman çözebilecek kıvama geleceksin. Bunu söyleyeyim sana, seni sıkmayacak ve geliştirecek bir PDF. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bismillah diyelim. Konumuzla başlayalım. Şimdi konuya lönk diye başlamayı tercih ettim.
Ve şuradan başlamıyorum dikkat ettiyseniz. İşte pozitif yönlü açı, negatif yönlü açı, derece, radyan buradan başlamadım. Onları birazcık sona sakladım. Artık ne diyelim? Hani ben bu şekilde anlatmayı daha fazla seviyorum. Çünkü oradan başlayınca konu sıkıcıymış gibi oluyor. Sonuç olarak bize de herhangi bir şekilde bir etkisi olmayacak oradan veya buradan başlamanın. Sırf konu sıkıcı olmasın diye. Sonuçta ilk defa dinleyenler de vardır aramızda. O halde sevgili gençler, ben buradan başlamayı tercih ediyorum. Ve gelin efendim başlayalım. Dik üçgende bir dar açının trigonometrik oranları dedik. Şimdi arkadaşlar, dik üçgende bir dar açı sabitken, bakın açı sabit, açıyı sabit tutacağız. Bu dar açının karşısındaki dik kenar, komşusu olan dik kenar ve hipotenüsün uzunlukların oranı daima sabit olmak zorundadır. Biz bu oranlara trigonometrik oranlar diyeceğiz ve her birine birer at vereceğiz. Yani düşünsene, bir dik üçgende hesaplama yapmaya çalışıyoruz. İşte dik üçgenin dar açılarından bir tanesine gittik x demişiz mesela. Sonra ben karşı dik kenarın komşu dik kenarına oranını şu şekilde söylemek zorundaydım bak. Mesela bir ABC dik üçgeninde dar açılı olan köşelerden B köşesinin karşısındaki dik kenarının komşusundaki dik kenarına oranı 3 bölü 4'tür. Demek mi daha rahat? Yoksa tanjant x eşittir 3 bölü 4 demek mi daha kolay? Tabii ki tanjant x'in 3 bölü 4'e eşit olduğunu söylemek daha basit. Çünkü diğeri çok uzun uzadıya devam ettiriyorsun sen cümleyi. Yani bunları işlemlerin içerisinde kullanmak çok zor. Bunları anlatabilmek çok zor işlemlerle. O halde şundan gözünüz korkmasın. Biz sadece bir isimlendirme yapmışız. Bunlar sadece isimlendirme. Fonksiyon mu? Eyvallah, fonksiyon. Ama bu fonksiyonların bulunuşu da bu şekilde. Yani bunlara biz isim takmışız. Nasıl ki birden 99'a kadar olan sayıları tek tek yazıp çarpmak yerine 99'un sonuna bir ünlem koymuşuz. Ve 99 faktöriyel dediğimiz takdirde sen şunu anlayabiliyorsun. Ha, demek ki birden 99'a kadar olan sayıların çarpımı diyebiliyorsun. İşte burada da uzun uzadıya vay efendim şu x kenarının dar açılı üçgeninin de köşesinin karşısındaki dik kenarın komşusundaki dik kenar oranı demek yerine diyoruz tan x diyoruz mesela gibi. Şimdi 4 tane fonksiyonumuz var. Aslında ana fonksiyonlar sinüs ve kosinüs sadece. Diğerleri bunlardan türetilmiştir de diyebiliriz. Sinüs mesela buradaki x'in karşısındakinin hipotenüsüne oranıdır. Kosinüs ise komşusundakinin hipotenüsüne oranıdır. İkisinde de böyle hipotenüs uzunluğu diyoruz. Sinüs de karşı dik kenar, kosinüs de komşu dik kenar. Tanjantta ne yapıyoruz hocam? Karşının komşuya oranı. Kotanjantta da tam tersi, komşunun karşıya oranı diyoruz. Yani bu b bölü c sinüs. Bakın buradaki b'nin c'ye oranı. Kosinüs a'nın c'ye oranı. Tanjant karşının komşuya yani B'nin A'ya. Kotanjant ise komşunun karşıya yani A'nın B'ye oranıdır diyoruz sevgili gençler. Bunları söyledikten sonra devam edelim. İki tane daha fonksiyon söyleyeceğiz ama bunlar sevgili arkadaşlar yine sinüs ve kosinüsten türemiş olan fonksiyonlardır. Sinüsün çarpma işlemine göre tersi nedir? 1 bölü sinüstür. Biz bu 1 bölü sinüs x'e kosekant fonksiyonu diyoruz. Yani cosec x biçiminde yazıyorsunuz. Cosecant x. Bazı kaynaklarda csc x diye de yazıldığı olur. Gözün korkmasın. İkisi de aynı şey. Kosinüsün çarpma işlemine göre tersi olan 1 bölü kosinüs x ise secant x'tir diyeceğiz sevgili gençler. Aklınızda bulunsun. Bunlara daha sonra biraz daha değineceğiz. Şimdi 30 derece ve 60 derecenin trigonometrik oranlarından bahsedelim. Bir dik üçgen çiziyorsunuz. Bu dik üçgen 30, 60, 90 üçgeni olsun diyoruz. Bu dik üçgende burası dik. Şuraya 60 derece diyelim. Buraya da 30 derece diyelim arkadaşlar. Pekala. Biliyorsunuz ki 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı kök 3 ve 90'ın karşısı 2 oluyordu. Şimdi bunlara göre sinüs 30 derece, sinüs 60 derece, kosinüs 60 derece ve kosinüs 30 derece, tanjant 30 derece, tanjant 60 derece, kotanjant 60 derece,
ve kotanjant 30 derecelere bakalım. Şöyle diyelim. Şimdi oranlayacağız. Sinüs neydi? Karşının hipotenüsünün oranı. Yani 1'in 2'ye oranı olduğu için 1 bölü 2'dir. Hemen aradan kaçmasın. Kosinüs 60'a da bakalım. Kosinüs komşunun karşı hipotenüsünün oranıydı. Komşu 1 hipotenüs kök 3 pardon özür dilerim. Komşu 1 hipotenüs 2. Dolayısıyla bu da 1 bölü 2'ymiş. Güzel. İkisi de 1 bölü 2 çıktı. Yan yana yazdım. Belki tesadüfi denk gelmiştir. Devam edelim. Sinüs 60. Şimdi karşının hipotenüsünün oranı yani kök 3 bölü 2. Kosinüs 30. Bakın o da komşunun hipotenüsünün oranı. O da kök 3 bölü 2 geldi. Belki bu da tesadüftür. Değil mi? Tanjant 30. Şunları birazcık aşağı çekelim ki diğeriyle karışmasın üstteki gibi. Tanjant 30. Şu içerideki okları bir silelim. Kafa karıştırmasın. Tanjant karşı bölü komşuydu. 1'in kök 3 oranıdır. 1 bölü kök 3. Bir de kotanjant 60'a bakalım. O da komşunun karşı oranıydı. 1 bölü kök 3. Bu da 1 bölü kök 3 geldi. Artık bir şeylerin tesadüf olmadığını anlamışsındır diye umuyorum. Tanjant 60'a bakıyoruz. Tanjant 60, tanjant karşı bölü komşuydu. Kök 3 bölü 1'den kök 3. Kotanjant 30, komşu bölü karşı kök 3 bölü 1'den bu da kök 3. Şimdi sevgili gençler, 30, 60, 60, 30, 30, 60, 60, 30. Şimdi diyorum ki birbirini 90'a tamamlayan açıların demek ki arkadaşlarım sinüsleri kosinüslerine tanjantları da kotanjantlarına demek ki eşit oluyormuş. Bu hocam şunları ezberlemek zorunda mıyız? Hani burada gösterdiniz ya 1 bölü 2'dir kök 3 bölü 2'dir 1 bölü kök 3'tür kök 3'tür. Tabi oturup böyle sure ezberler gibi ezberlemeyeceksin de bunları. Ne yapman gerekecek? Soruların içerisinde karşına çıktıkça sin 30 diyeceksin, çat diye 1 bölü 2'yi söyleyeceksin. İşte sin 60 diyeceksin, kök 3 bölü 2'ydi diyeceksin. Yavaş yavaş soru çöze çöze alışacaksın. Zaten kafana yer etmiş olacak. Yani bunu bir refleks haline getireceksin. Oturup ezberlersen bir hafta sonra unutursun. Neydi diye düşünür durursun. Sin 30 neydi, sin 30 neydi diye durup düşünürsün. Her seferinde üçgen çizmene gerek yok. Bazı öğrencilerim diyor ki, hocam bunları ezberlemek zorunda mıyız? Zaten üçgenden geliyormuş. Yahu kenara üçgeni çizdin de 1 kök 3 2 dedin de 30 60 90 üçgeninde belki hata yapacaksın. 30'un karşısına kök 3 yazacaksın. Yapanlar var. Buraya 1 diyeceksin. Soru komple gidecek. Ya bir tane üçgeni yanlış çizdin, soru komple gitti. Karşı bölü komşu yerine komşu bölü karşı yaptın, soru komple gitti. Dolayısıyla bunları ezberlemek veya bu üçgeni çizmek yerine soruların üzerinde biraz fazla soru çözüverin. Değil mi yani? Soruların üzerinde çöze çöze bunlar zaten oturacaktır aklına. Şimdi 45-45-90 üçgeni çizeceğiz. Yani bir ikizkenar dik üçgen çizeceğiz sevgili gençler. Buraya 45 diyeceğim. 45 derece. Buraya da 45 derece diyeceğiz. Ve şunları hesaplayacağız. Sin 45 derece. Kosinüs 45 derece. Tanjant 45 derece. Ve kotanjant 45 dereceyi hesaplayacağız. Bakın sin 45 ile kos 45 birbirini zaten 90'a tamamlıyor içerideki açılar. Şimdi 45-45-90 üçgeninde biliyorsun burası kök 2, burası kök 2 iken burası da kök 2 katı olan 2 oluyor. Madem böyle sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Neden? Çünkü karşı bölü hipotenüs diyeceğiz. Kosinüs 45 de hangi 45'e bakarsan bak komşu bölü hipotenüs ya da komşu bölü hipotenüs aynı şey gelecektir. Tanjant 45 ve kotanjant 45'e baktığınız zaman da bunlar adınız soyadınız gibi bilin. Zaten ezberlemesi de kolay. Tan 45 ve kot 45 karşı bölü komşu ve komşu bölü karşıdan kaynaklı kök 2 bölü kök 2 yani 1 olacaktır sevgili arkadaşlarım. Sin 45 ve kos 45 kök 2 bölü 2 iken tan 45 ve kot 45 1'dir diyeceğiz. Sağ üst taraftayım ve bir örnek. Bize diyor ki x açısı 0 ile 90 arasında yani bir dar açı olmak üzere tanjant x 12 bölü 5 ise sin x eksi cos x bölü kotanjant x işleminin sonucu sorulmuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane üçgen çiziyorsunuz eğer şöyle bir ifade verildiyse size. Ve bu üçgende diyorsunuz ki şurası x olsun kardeşim. Tanjant neydi? Burası da dik olsun. Tanjant karşı bölü komşuydu. Demek ki bu x'in karşısı 12, komşusu 5 olacak. 5, 12 sen buranın 13 olduğunu adın gibi biliyorsun. Pekala sinüs x'e bakalım şimdi. Karşı bölü hipotenüs yani 12 bölü 13.
Eksi kosinüse bakalım. Komşu bölü hipotenüs yani 5 bölü 13 bölü. Bir de kotanjant x lazım. Tanjant x'i biliyorsun sen 12 bölü 5 ise kotanjant 5 bölü 12'dir. Çünkü bu karşı bölü komşuydu tanjant. Kotanjant da komşu bölü karşıydı. O zaman tepe taklak dönmüş halidir kotanjant tanjantın. Madem öyle buraya da 5 bölü 12 yazacağım. Şimdi 12 bölü 13'ten 5 bölü 13'ü çıkarırsan 7 bölü 13 bulursun. Burası da 5 bölü 12 idi. O halde 7 bölü 13 çarpı 12 bölü 5 bize cevabı verecek. Yani arkadaşlarım cevap 84 bölü 65'tir diyeceğiz. Cevabımız buydu. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Diyor ki yine x dar açı. Peki sinüs x de kök 5 bölü 3 olarak verilmiş. Bana kosinüs x bölü 2 ile tanjant x bölü 2 soruluyor. Bakın dikkatli oluyorsunuz. Burada x verilmiş. Burada sorulan x bölü 2. Şimdi hocam ne yapacağız? Ben böyle soruları görünce işte elim ayağıma dolanı veriyor demeyeceksin. Şöyle yapacaksın. Bak şimdi. Buraya üçgenini çizdin. Bu üçgeni çizdikten sonra şöyle biraz büyütelim bunu. Üçgeni çizdikten sonra geliyorsun şuraya x diyorsun. Burası da dik olsun hocam diyorsun. Eyvallah. Sinüs x kök 5 bölü 3'müş. Yani bu x'in karşısı kök 5'miş. Hipotenüs de 3'müş. Şimdi şu kısmı bulabilir miyiz Pisagor'dan? Tabii ki buluruz. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 5. 9'dan 5'i çıkardım. 4 demek ki burası neymiş? 2. Şimdi bak burası x ya. Bana ne lazımdı? X bölü 2'ler lazımdı değil mi? Şunlar. Şimdi ben diyorum ki dikkatli dinleyin. Şuradan şu köşeden tuttunuz. Bu tarafa doğru üçgeni uzatacaksınız. Ama öyle alelade bir uzatma olmayacak bu. Buradan uzattığınız takdirde şurası x bölü 2 derecelik bir açı olacak şekilde uzatacaksınız bunu. Neden diye sorarsan da bak şimdi iki iç bir dış muhabbetini biliyorsun değil mi? X bölü 2 ile ben ancak x bölü 2'yi toplarsam buradaki x'i elde edebilirim de ondan bu şekilde x bölü 2 diye ayarladım ben burayı. Bu ne işime yarar? Bak burada ikizkenar bir üçgen elde etmiş olursun. X bölü 2 ve x bölü 2 taban açıları birbirine eşit olduğu için. Hocam burası 3 ise madem burası da 3 olur mu? Olur güzel kardeşim olur sıkıntı yok. Bak şimdi burası kök 5. Hocam burası da 5. Kök 5'in karesi 5 yapar. 5'in karesi 25 yapar. İkisini toplarsam 30 gelir. Demek ki burası da kök içerisinde 30 büyüklüğünde bir uzunluğunda bir kenarmış. Kosinüs x bölü 2 soruluyor. Şimdi şu x bölü 2 açısının kosinüsünü bulabilmek için komşusunu yani burayı hipotenüse bölmek gerekiyor. O halde sevgili gençler kosinüs x bölü 2 dediğimiz şey 5 bölü kök 30'dur. Bu cepte. Tanjant x bölü 2 de karşının yani buranın komşuya oranı yani buraya oranıdır. Yani sevgili arkadaşlar bu da kök 5 bölü 5'tir diyebiliriz. İşte cevabımızı bu şekilde bulacağız sevgili gençler bu tarz sorularda. Yani x ve x bölü 2'yi gördüğün an yapıştırabilirsin. Böyle bir çözümü el veriyorsa ama. Böyle bir çözümü el veriyorsa. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. ABCD'nin bir kare olduğu bilgisi verilmiş bize. AC'nin köşegen olduğu bilgisi de verilmiş. CE ise 2 çarpı AE'ye eşitse sinüs x acaba kaçtır diye soruluyor. Şimdi tabii ne öğrendik? Biz sinüse, kosinüse falan o trigonometrik fonksiyonlara dik üçgende bakmayı biliyoruz. Şimdi burada x derecelik açının içinde bulunduğu bir dik üçgen maalesef yok. Peki ne yapmamız lazım hocam? Şunu yapacaksın. Şöyle indireceksin bak şuradan diki. Daha sonra diyeceksin ki hatta bu dik şöyle olsun. Direkt şurayı köşegen yapalım. Nasıl olsa karenin köşegenleri dik kesişir. Dolayısıyla artık burası diktir diyebiliriz. Şimdi CE'nin iki tane AE olduğu bilgisi verilmiş. CE dediği yer şu kısım yeşille gösterdiğim yer. AE dediğim yer de sevgili gençler turuncuyla gösterdiğim yer. Yani şurası. Şimdi bir diğerinin iki katı CE daha uzun. Ve ben diyorum ki hocam o zaman burası 2K olsun. Buranın tamamına da 4K diyelim. Niye 2'ye 4 dedim birazdan anlayacaksın. Köşegenin uzunluğu toplamda 6K. Evet. Şimdi şurası yani köşegenlerin kesiştiği nokta bu köşegenleri iki eşit parça ayırmaz mı? Ayırır. Toplamda 6K ise demek ki buraya 3K kalıyor. O halde şu kısmında 3K olması gerekiyordu. O halde buraya kaç kalır? K. Hocam burası da 3K olur mu o zaman? Olur.
Peki burası 3K, burası K ise burası kök 10 çarpı K olur mu? O da olur. Güzel. Sinüs x sorulmuş. Yani buradaki x'in, burada dik üçgenimizde var ya artık, karşısındakinin hipotenüsüne oranı. Yani 3K'nın sevgili gençler kök 10 çarpı K'ya oranı sorulmuş. O halde cevabımız 3 kök 10'dur. Eğer şıklarda bu şekilde bir şey bulamazsanız tabii ki kök 10'la genişleteceksiniz ve diyeceksiniz ki cevap 3 kök 10 bölü 10'dur diyeceksiniz arkadaşlarım. Devam ediyorum 51. sayfamda bir örnekle. ABC'nin bir üçgen olduğu belirtilmiş. AB ve AC birbirine eşit. BAC açısı x ve ABC açısı y iken sinüs x 12 bölü 13 olduğuna göre sekant y kaçtır diye sorulmuş. Sekanttan kastı neydi? 1 bölü kosinüstü. Demek ki 1 bölü kos y sorulmuş sevgili gençler bizlere. Kolay kolay, öyle gözünüz korkmasın. Şimdi hem buradaki x için hem de buradaki y için benim bir dik üçgen oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla C'den aha da buraya bir dik indiririm ben. Burası dik olsun dedim. Tabii doğal olarak burası da dik olur. Şimdi sinüs x 12 bölü 13'müş. Yani bu x'in karşısına 12 dersem hipotenüsünü 13 diyeceğim. Dolayısıyla burası da 5 olacak. Bakın AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit olduğuna göre demek ki buradaki AB'nin de 13 olması gerekiyor. Bu kısım 5 ise buraya da 8 kalacaktır. Ve dikkat edin, burası 12, burası 8 ise buraya ne kalır sorusunu sorma zamanı. 8'in karesi 64, 12'nin karesi 144, toplarsanız 208 gelir. Demek ki burası da kök 208'miş. Ve kök 208'e bakalım şimdi. Şimdi bu 208 dediğimiz sayı, bakıyoruz 4'e tam bölünür. Yani ben bunu 4 kere 52 biçiminde yazabilirim. Hatta bunu da 4 çarpı 4 çarpı 13 biçiminde yazarım. Şu 4 kere 4 16, dışarı 4 diye çıkar. Demek ki burası 4 kök 13'müş sevgili gençler. 4 kök 13'müş. Şimdi bize ne sorulmuştu? Sekant y. Bunun için bize kosinüs y lazım. Y'nin kosinüsü de komşusunun hipotenüsüne oranıdır. Yani sevgili arkadaşlarım 1 bölü 8 bölü 4 kök 13 sorulmuş. Yani aslında 4 kök 13 bölü 8 sorulmuş. 4 ile 8'i de bir güzel sadeleştirirsiniz. Kök 13 bölü 2 sorulmuştur diyebiliriz bize. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. ABC'nin bir dik üçgen olduğunu söylemiş. AB AC'ye diktir diye de bir burada söylem var. Şekilde de görünüyor. AH'ta BC'ye dik. Tamamdır. ABC açısı X. HC'nin X açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı hangisidir diye sormuşum. Bakın. Burasının 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi siz bana buradaki X'in sinüsünü bir bulun bakalım. Hocam hiçbir şey bilmiyoruz ki, nereden bulacağız? Bak buluruz, şöyle yapabiliriz. Derim ki şuraya yazalım. Sinüs x eşittir. Karşısı ne? Bilmiyoruz. AH bölü hipotenüsü ne? Hocam 1. Demek ki sinüs x AH'ın ta kendisi. O halde ben buraya artık sinüs x yazarım. Daha sonrasında kosinüsünü bulalım. Kosinüs x ise, bakın komşusunu bilmiyoruz bu sefer, BH diyelim. Bölü BH bölü 1. O zaman kosinüs de BH'ın ta kendisi. O halde ben buraya kosinüs x yazarım. Sıkıntı yok. Peki bana neyi sormuştu? HC'nin x açısının trigonometrik oranları biçimde yaz demişti, değil mi? Pekala. Şimdi diyorum ki dikten dikilmiş kardeşim, ben burada Öklid'i uygularım. Sıkıntı yok. Peki o zaman Öklid'i uygulayalım arkadaşlar. Ne yapacağım? Şuraya HC kısmına soru işareti dedim. Şunun karesi sin kare x eşittir. Cos x çarpı soru işareti demem gerekiyor, değil mi? Cos x çarpı soru işareti. Pekala, bu soru işaretini bulmamız isteniyordu bizden. Bakınız sin kare x bölü kosinüs x dersem soru işareti yalnız kalır. Burada ben sin x çarpı sin x bölü cos x yazarım soru işaretini ve derim ki arkadaşlarım sin x ile cos x'in bölümü oranı neydi? Bakın birisi karşı bölü hipotenüs, öteki de komşu bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs.
Hocam burada hipotenüsler gider. Elimizde sadece karşı bölü komşu kalır. Karşı bölü komşuymuş burası. Yani tanjantmış. Tanjant x de sinüs x'in çarpımı bize buradaki soru işaretini yani hc'yi verir diyebiliriz. Ne demişti? Hc'nin x açısının trigonometrik oranları cinsinden karşılığı sorulmuştu. Demek ki cevabımız tan x çarpı sin x olacak ya da sin x çarpı tan x olacak. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir dedik sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Şekil bir dönel koniymiş. AB O merkezli taban dairesinin yarıçapıdır demiş. Bakın sevgili gençler, şuradaki AB dediğimiz kısım çap olacak. Tamam mı? Dairesinin çapı. TA TB'ye eşit ve 13. Bakın o zaman şuradaki TC de 13 olmaz mı arkadaşlar şurası? Olur değil mi? Çünkü bu hala o koninin yüzeyindeki kısım. TO 12. Yani bu koninin yüksekliğinin 12 olduğundan bahsetmiş. Bakın o zaman şurası dik olmaz mı? 3 boyutlu düşünelim. Burası dik. Burası 13. Burası 12 ise buraya ne kalır? Tabii ki 5 kalır. Yani yarıçapımızın 5 olması gerektiğini de bulduk aynı zamanda. Pekala, yarıçapın 5 olduğunu biliyoruz. Yarıçapın 5 olduğunu biliyoruz. Yarıçapın 5 olduğunu biliyoruz. Demek ki artık çapın yani AB'nin artık biz 10 olması gerektiğini de öğrendik. BC de 8 santimse demiş. Tan x ile tan y'nin toplamı sorulmuş. Şimdi artık bence soruyu bitirdik. Nasıl bitirdik? Şöyle. Bakın şimdi şurası var ya bakın. Şu AB'yi işaretledim. AC'yi işaretledim ve CB'yi işaretledim. Burada bir üçgen var. Ben o üçgeni şuraya daha rahat görün diye çıkardım varsayalım. O üçgeni aldım. Şuraya çıkardım. Şimdi sevgili gençler bakın. Çemberde çapı gören yayın üstündeki açı kaçtır arkadaşlar? 90 derecedir. Demek ki burası da 90'mış. Ben şuranın 8 olduğunu soru bana vermiş. Şuranın uzunluğunun 10 olduğunu ben kendim buldum. Dik kenarlardan biri 8, hipotenüs de 10 ise burası 6 olmaz mı? Olur. X neresiydi? Burası. Tamam güzel kardeşim, soruyu bitirdin sen. Nasıl mı? Şu şekilde. Tanjant x karşı bölü komşu yani 8 bölü 6. Hocam tanjant y, o da kolay. Bak burada da bir dik üçgen var. Tanjantını nasıl buluyorduk? Burası 5'ti. Karşı bölü komşu diye buluyorduk. Yani 5 bölü 12'nin ta kendisiymiş o da. O halde gelirsin şurayı 2 ile genişletirsin. 2 kere 8 16. 5 daha 21 bölü 12 bizim cevabımız olur. Yetmez. Sadeleştirin. 3'e böldüm 7. 3'e böldüm 4. Demek ki cevabımız neymiş? 7 bölü 4'müş diyeceğiz. Altta soru yok. Sağ tarafta ise sevgili gençler trigonometrik özdeşlikler diyeceğiz. Trigonometrik özdeşlikler videomuzu yarın sizlerle paylaşacağım. Trigonometrik özdeşliklerle beraber biraz uzun soluklu bir video olacak. Haberiniz olsun. Yaklaşık 6 sayfa kadar konu anlatacağız. Konu bütünlüğü sağlansın diye bunu bu şekilde tercih ediyoruz. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında yönlü açıya geçeceğiz. Birim çember işleyeceğiz. Esas ölçüyü işleyeceğiz. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları, tanjant ve kotanjant fonksiyonları diyeceğiz. Örneklerini çözdükten sonra indirgeme formüllerine geçeceğiz. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlarım. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz.